Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Antep'teyim. Size Antep'in ünlü ürünlerinden bir tanesi olan Antep fıstığını tanıtacağım. Antep fıstığına baktığımız zaman özellikle sıcak ve kurak bölgelerde yetişen bir tarım ürünü. Özellikle sıcaklığın -10 derecelere kadar yetiştiği alanlarda görmek mümkün. Bu tarım ürünü toprak olarak incelediğimizde özellikle kireçli topraklarda, tınlı topraklarda ve halk arasında ise baktığımızda ise genellikle kıraç topraklarda yetiştirmek mümkündür. Ancak bu toprağın aynı zamanda şu andaki buradaki toprakta gördüğünüz gibi iyi drene edilmesi mutlaka gerekiyor. Özellikle bunun coğrafi dağılışına baktığımız zaman iki il bu konuda başı çekmekte. Bunlardan bir tanesi Gaziantep, diğeri ise Urfa. Ancak Urfa'ya baktığımız zaman üretim bakımından en fazla miktara sahip olan il. Bunun dışında Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman çevresinde bu ürünü yetiştirmek mümkün. Antep fıstığına baktığımız zaman daha ayrıntılı olarak incelemek gerekirse özellikle sonbahar aylarında fide olarak dikilir. Özellikle bu ürüne baktığımız zaman ilk ekildiği dönemlerde bunun yetişebilmesi için ve olgunlaşabilmesi için, gelişebilmesi için bol miktarda suya ihtiyaç duyulur. Bu tarım ürünü yaklaşık olarak 5-6 yıl sonra artık meyve vermeye, yani fıstık vermeye başlar. Özellikle biz bu ürüne baktığımız zaman ilkbahar aylarında çiçeklenmeye başlar. Sıcaklığın en fazla olduğu özellikle Temmuz ve Ağustos dönemlerinde ise hasat edilmeye başlanır. Şu anda fıstığa baktığımız zaman evet bakın özellikle çiçeklenmeye başladığı dediğimiz yani meyve vermeye başladığında dikkat ederseniz tıpkı bir üzüm salkımı şeklinde olduğunu göreceksiniz. Özellikle narin bir ağaç, özellikle halka baktığımız zaman buradaki halkımız fıstık için şunu söyler, altın ya da yeşil altın fıstığı olarak değerlendirirler. Çünkü bunun en temel sebebi halka bir gelir getirisi getirdiği için. Evet arkadaşlar, bugünkü ürünümüz buydu. Sizlerle gelecek ürünlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bizi takipte kalın.